Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik dökme yöntemiyle lokma tatlısı tarifi sunacağım. O zaman sizi hiç bekletmeden tarife geçelim. Lokma tatlısının öncelikle hamurunu yapmakla başlıyorum. 2 su bardağı ılık suya, 1 paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekerini ilave edip maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu ölçüde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim klasik su bardağı ölçüsüdür. Şimdi de azar azar un ilavesi yaparak hamuru karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde un ilavesi yaptım. Cıvık bir hamur olana kadar hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Hamurunuzun içinde topaklanma olmayana kadar ellerimle karıştırmaya başladım. Bu çok önemli arkadaşlar. İçinde topaklanma olmayana kadar karıştırılması gerekiyor. Ve son olarak hamura yarım çay kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip tekrar hamuru karıştırıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok önemli lokma tatlısı için. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra mayalanması için üzerini kapatıp kenara alıyorum. Şimdi de tatlımızın şerbetine geçiyorum. 2,5 su bardağı toz şekeri, 3 su bardağı suyu ekliyorum. Ve ocağa alıyorum arkadaşlar. Şeker eridikten sonra bir dilim limon ilave edip kaynayıncaya kadar bekliyorum. Şerbet kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp tam olarak 15 dakika kadar kısık ateşte şerbetin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar lokma tatlısında gerçekten şerbetin kıvamı çok önemli. Akışkan bir kıvamda olmaması gerekiyor. Şerbetin soğuması için şerbeti derince bir kaba alıyorum arkadaşlar. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şerbetin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ve şimdi de arkadaşlar hamuru pratik bir şekilde dökmek için yarım litrelik 2 tane su şişesi aldım. Ve şişenin kapaklarını bir bıçakla deldim arkadaşlar. Yağlı bir kağıdı huni şekli verip şişeye yerleştirdim. Ve sonra hamuru şişeye doldurdum. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Eğer elinizde, evinizde yoksa bu şekilde de hamuru dökme işlemi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm hamurları şişeye ekledikten sonra genişçe bir tavaya bolca yağ ilave edip yağı biraz ısıttım arkadaşlar. Yağ ısıttıktan sonra bir makas yardımıyla hamurdan parçalar kopartıp tavaya ekliyorum. Hamurlar kızarmaya başlayınca teker teker hamurları yağın içinde çeviriyorum arkadaşlar. Eğer lokmalarınızın çok çıtır olmasını istiyorsanız lokmalarınızı iyice kızartmanız gerekiyor. Piştiğinden emin olduktan sonra kenarda soğuyan şerbete lokmaları ekliyorum. Çok fazla bekletmeden 1-2 dakika sonra tekrardan şerbetten çıkarıyorum arkadaşlar. Eğer çok bekletirseniz lokmalarınız hamur olur, hamurlaşır ve yumuşar. Şimdi arkadaşlar tekrardan makası yağ batırıp
Hamurdan parçalar ekleyip yağ bırakıyorum. Bu işlemi hamur bitene kadar tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, tüm lokmalarımı pişirdim. Son olarak son kalanları da soğuk şerbete ekliyorum. Hemen karıştırdıktan sonra genişçe bir servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tüm lokmalarım pişti. Gerçekten çıtır çıtır oldular. Bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.